Gündem özel programıyla birlikteyiz efendim. Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Belediyesi Belediye Başkan Adayı Diş Hekimi Hüseyin Özkahraman'la birlikteyiz. Kendisinden Bakırköy'ü dinleyeceğiz, projelerini dinleyeceğiz ve kendisine sorularımız olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yalnız bir düzeltme yapayım. Henüz daha aday değilim. Bakırköy Belediye Başkan Aday adaylarından biriyim. Evet. Bu düzeltmeyi başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan herkesi selamlıyorum. Bizi izleyen yurttaşlarımızı selamlıyorum. Bakırköy'de belediye başkan adaylığı için yola çıktım. Ve uzun süreden beri, yaklaşık 2 aydır sokaklardayım, derneklerdeyim, vakıflardayım, halkın içindeyim. Esnaflara gidiyorum. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı, yürümediğim cadde kalmadı. İnşallah bu adaylık bana nasip olur. Olursa Bakırköy'e çok güzel şeyler yapacağımızı söylüyorum. Ona inanıyorum. Bakalım. Başka çok... Bakırköy yok projesi sloganıyla yola başladınız hocam. Siz meslek hayatınıza da, iş hayatınıza ve öğrenimli hayatınıza Bakırköy'de başladınız. Dilerseniz önce Bakırköy'ü sizden dinleyelim. Sonra ben de bir Bakırköylü olarak, Bakırköy'de yaşayan bir vatandaş olarak yaşadıklarımızı dile getireceğim. Belki sorunlarımızı soracağım. Değiştirmenizi istediğimiz şeyleri de sizden öğreneceğiz. Evet, doğru. Bir başka Bakırköy yok. Gerçekten de başka Bakırköy yok. Bakırköy tarihi, Bakırköy'ün tarihi, İstanbul'un tarihi kadar eski. Milattan sonra 384 yıllarına kadar uzanır. Konstantin tarafından Bakırköy, o zaman Makriköy adıyla İstanbul'un batı yakasına kurulmuş, adı Makriköy olan eğlence ve safiye yeri olarak tahsis edilmiş bir yerleşim bölgesiydi. 1925'e kadar Makriköy olarak adı geçmiş. 1925'te Cumhuriyet'le birlikte adı Makriköy olarak değiştirilmiş ve 1926'da İstanbul'un bir ilçesi olmuş. Evet, ben Bakırköy'e 1972 yılında geldim. Öğrenim hayatıma, lise hayatıma Bakırköy'de başladım. Sivas Divri doğumluyum. Memleketim orası. Memleketimde lise olmadığı için, lise öğrenim için İstanbul'a geldim. İstanbul'da da eğitim hayatıma, lise hayatıma, Bakırköy'de tek bir lise vardı o zaman. Bir ticaret lisesi vardı, bir de klasik lise vardı. Ben Bakırköy Lisesi'nde eğitime başladım. Bakırköy Lisesi'nden sonra üniversite hayatım, üniversite öğrenim yine İstanbul'da oldu. Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'ne devam ettim. Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nden sonra mezuniyetimle birlikte meslek hayatıma yine Bakırköy'de başladım. Uzunca süre Bakırköy'de çalıştım. 1992 yıllarında Bakırköy, Büyük Bakırköy'dü, ilçelere ayrıldı. Ben 88 yılında Bahçelievler'de, Sur dışında özel bir hastane, yaşam hastanesi oluşturulmuştu. Oraya geldim. Oranın diş ünitesini kurdum. Diş kliniğinde çalıştım. Ve uzunca yıllar çalışma hayatımı Bahçelievler'de sürdürdüm. Bahçelievler Bakırköy sınırları içerisindeydi. Büyük Bakırköy'ün içerisindeydi. 92 yılında Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar Büyük Bakırköy'den ayrılarak ayrı ilçelere oldular. 90'lı yıllarda Bakırköy'de Ataköy'e geldim. Ataköy'de evim orada. Orada yaşamaya başladım ve 1990 yılından itibaren de Bakırköy'de, Ataköy'de yaşıyorum. Aslında Bakırköylü olmam 1972 ile başladı ve hala devam ediyor. Ama kesintisiz 34 yıldır Ataköy'de yaşıyorum. Bir öncesi de var Bakırköy'de. Kısa bir süre askerlik görevi için Mardin'e gittim. Kısa bir süre Bahçelievler'de kaldım. Ama yaşamımın uzunca bir süresi şu an dahil Bakırköy'de, Ataköy'de devam ediyor. Meslek yaşamım ise Bahçelievler'de devam ediyorum. Bakırköy'de yaşıyor olmanız, iş hayatınız, okul hayatınıza orada başlamanız Bakırköy'ü çok iyi tanımadığınız anlamına geliyor. Bu da sizin için oldukça büyük bir avantaj. Evet, Bakırköy'ü çok iyi biliyorum, tanıyorum. 15 mahallesi var.
eski oranla küçülen bir Bakırköy oldu. Şu andaki nüfusu 230 bin civarındaydı. Ben Bakırköy'ün nüfusunun 2-2,5 milyon olduğu dönemini biliyorum. İstanbul'un total nüfusu 10 milyondu. Ve Bakırköy, o zamanki Bakırköy, Büyük Bakırköy, Küçükçekmece de bunun içinde dahildi. Büyük Bakırköy 2,5 milyona yakın bir nüfusu vardı. Yani İstanbul'un 1/4 insanı Bakırköy'de yaşıyordu. 1992'den itibaren Bakırköy küçülen bir Bakırköy oldu. Şu andaki nüfusu 230 bin civarında. Ama bu hafta içinde ve hafta sonları 350 bin ne kadar çıkıyor. Ya yani gün içinde ve hafta sonları Bakırköy yoğun oluyor. Hı. Tabii Bakırköy'de alışveriş merkezleri var, ticaret merkezleri var, eğlence yerleri var, sinemalar vesaire, işte restoranlar olması nedeniyle Bakırköy gün içinde ve hafta sonu çok kalabalık taşıyor. Çevreçilerden de vatandaşlar evet. Bakırköy'ü tercih ediyor. Ama şöyle bir olay var. Tabii Bakırköy'de bizim Bakırköy'ün gençliği istemlerini, taleplerini Bakırköy'ün içerisinde çok fazla bulamıyorlar. Bakırköy gençliği daha çok Ortaköy'e gidiyor ya da Kadıköy'e gidiyor. Ama Bağcılar'ın, Güngören'in, Bahçelievler'in gençleri de Bakırköy'e tercih ediyor. Evet. Onları soracağız hocam. Evet, gençler, Bakırköy'de yaşayan gençler çok fazla Bakırköy'ün içinde durmuyor. Bu da herhalde sosyalleşme alanlarının çok fazla olmadığından, belki sosyalleşme, belki de kültür alanlarının çok fazla olmadığından gençler başka bir yerlere gidiyor. Ama bunları sormadan önce, doktorluk dışında daha önce siyasi hayatınız, siyasi geçmişiniz de var. Dilerseniz siyasi geçmişinizden bahsedelim ve sonra Bakırköy'e dönelim ve Bakırköy'ü anlatalım. Hayalinizde nasıl bir Bakırköy var, onu soralım size. Evet, ben tabii öğrenim hayatımla birlikte siyaseti paralel birlikte yönettim. Yaşamıma böyle yön verdim. Liseyi bitirdikten sonra ilk siyasal hayatıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bakırköy ilçesinde başladım. Bakırköy Gençlik Kolları'na üye olarak başladım. Sonra üniversite hayatım. Üniversite yılları içerisinde çeşitli dernekler, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütlerinde oldum. Hemşeri derneklerinde oldum. Oralarda başkanlıklar yaptım. Siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlamıştım ve 12 Eylül'de bütün siyasal partilerin kapatılmasıyla birlikte benim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üyeliğim de düşmüş oldu. Diğer üyeler gibi bizim üyeliğimiz de düşmüş oldu. Meslek hayatımla beraber değişik derneklerde, sivil toplum örgütlerinde oldum. Yeniden siyaset içinde olma, siyasi partide görev alma ise 2002 yılında başladı. 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden geldim, yeniden üye oldum. 2002'den sonra 3 yıl kadar İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yöneticiliği görevinde bulundum. Şinasi Öktem'in il başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğini yaptım. Sonra Bahçelievler'e geldim. Bahçelievler'de de kesintisiz 6 il ilçe başkanlığı yaptım. Milletvekilliği ön seçimde ilk onun içerisinde girdim. Ama kısmet olmadı, önümüze 5 genel merkez tarafından 5 kontenjan konulunca biz arkalara 14. sıraya gittik. Bakalım bugün de ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bakırköy Belediye Başkanı adayı olarak geliyorum. Umarım bu görev bize verilir. Bize verilirse siyaseti biliyorum, yöneticilik vasıflarım var. Çeşitli kurumlarda görevler aldım. Eğitimim alabildiğine var. Çok faydalı olacağıma, çok ciddi katkılar sunacağıma inanıyorum. Diş hekimiyim, evet diş hekimiyim ama diş hekimliği mesleğinde 4 ayrı dalda yüksek lisans yaptım. Bunlardan bir tanesi işletme ve yöneticilik üzerine İstanbul Üniversitesi'nde yaptım bunu. Diğer üçünü yurt dışında yaptım, Ahın Üniversitesi'nde yaptım. Sert ve yumuşak dokularda, ağız cerrahisinde sert yumuşak dokulardaki lazer kullanımıyla ilgili bir yüksek lisanstı. Ayrıca diş eti hastalıkları ve implantoloji ile ilgili de Lüksemburg Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. 2 ayrı dalda doktoram var. Davranış bilimleri, insan davranışları ile ilgili doktora yaptım. Bir de Beykent Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde doktora yapmış oldum. Yani her şeyle, hem eğitimimle, hem de siyasi geçmişimle, hem de yöneticilik tecrübelerimle gerçekten ben bu göreve adayım.
Evet. Hocam diş hekimi olmanızdan dolayı ve çok uzun zamandır Bakırköy ve çevresinde hizmet vermenizden dolayı çok fazla insan tanıyorsunuz. Çok fazla insan da sizi tanıyor. Bu sizin için büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Evet, siyasette hekimliğin çok önemli bir rolü var. Ben mesleğim gereği, yani diş hekimiyim ben. Ama bir muayenehane hekimliği yapmadım. Hastanede çalışmam münasebetiyle ve hastanenin ortağı olmam nedeniyle sadece diş hekimliği alanında değil, sağlığın her türlü alanında her türlü insanla karşılaştık. Ben diş hekimi olarak çok yoğun hasta baktım. Uzun yıllar 24 saat çalıştığım günleri bilirim. Nöbet tuttuğum günleri bilirim. Yani öyle günler olurdu ki, hani Yeromos'ta da çalıştığım yıllarımı biliyorum. Bakırköy'de uzmanlar kliniği vardı, İstanbul Caddesi'nde orada çalıştığım günleri bilirim. Yani günde önemli derecede poliklinik yapardım. 40-50 hastaya baktığım günler olurdu. Bazen gece 12'lere kadar hasta baktığım günler olurdu. Yani bu rakamı abartılı olarak söylemiyorum ama 400 bine yakın Bakırköy'de, Bahçeli Evler'de, 3. bölgede sağlıkla ilgili, ağız diş sağlığıyla ilgili, diş hekimliğiyle ilgili hasta baktığımı biliyorum, düşünüyorum. Sadece ağız ve dişle değil, diş hekimliğinin dışında da hastane yöneticisi olmam münasebetiyle, hastanenin ortağı olmam münasebetiyle çok hastayla karşılaştık. Evet, siyasette hekimliğin çok rolü var. Çünkü çok iyi tanınıyorsunuz. Hı hı. Çok iyi tanınıyorsunuz. Yani her yaşta insan grubuyla tanışıyorsunuz. Bu bir avantaj siyaset için, tanınırlık açısından bir ciddi bir avantaj. Biz aile olarak da siyasetin hep içerisinde olduk. Ya benimle beraber abim oldu, kardeşim vardı, onlar oldular. Siyasetin içinde olan ve 3. bölgede yüksek oranda tanınan bir aileyiz. Ayrıca bir de Sivas kökenliyiz biz, Sivas doğumluyuz. 3. bölgede İstanbul'da müthiş bir Sivas yoğunluğu var. Ve 3. bölgede, Bakırköy'de, Bahçelievler'de, Güngören'de, Bağcılar'da, Küçükçekmece'de, yani İstanbul'un hemen hemen her yerinde ama 3. bölgede de çok fazla Sivas yoğunluğu var. Bu da önemli bir avantaj oluyor tabii. Siyaset açısından da önemli bir avantaj oluyor sizin evet. için. Evet hocam, şimdi Bakırköy'e gelelim isterseniz. Önce size Bakırköy'de şu anda gördüğünüz öncelikli problemlerden, öncelikli sorunlardan başlayalım isterseniz. Öncelikli sorunlar nedir Bakırköy'de? Tabii bunları siz bana soruyorsunuz ama siz de bir Ataköylüsünüz. Siz evet. de bir Bakırköylüsünüz. Aslında... Ben anlatacağım hocam size bunlar nasıl olacak, neler evet. değişecek diye de onları size soracağım. Yani aslında tersten benim size sormam lazım. Çünkü ben ne kadar Bakırköy'ü yaşıyorsam, Bakırköy'de yaşıyorsam, Bakırköy'ün sorunlarını biliyorsam, sorunların çözümlerini biliyorsam, orada en az benim kadar yaşayan, aynı havayı soluyan, aynı caddelerde yürüyen, hemen hemen aynı marketlerden alışveriş yapan, belki çocuklarımızı aynı okula gönderen kişilerden birisiniz. Çünkü aynı ortamdayız. Evet. Ben de Bakırköy'ün Ataköy'ünde oturuyorum. Siz de Bakırköy'ün Ataköy'ünde oturuyorsunuz. Yani siz de Atrium'a gidiyorsunuz zaman zaman oradaki evet. alışveriş merkezlerine. Keza ben de giriyorum. Siz de belki sporu yapıyorsunuz oralarda. Ben de sabahları, yani 2 saate yakın spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Evet, Bakırköy'ün öncelikle sorunları var, doğru. Bir kere Bakırköy bir butik bir kent. 15 mahallesi var, derli toplu bir kent ve Bakırköy aslında bir Türkiye mozaiği. Bakırköy'de çeşitli insan grupları var. Örneğin ciddi bir Ermeni nüfusu var, Ermeni evet. kardeşlerimiz var, Ermeni arkadaşlarımız var, Süryani yurttaşlarımız var, Doğu Güneydoğu'dan gelen Kürt kökenli dostlarımız var, Karadeniz'den gelen. Yani sonuçta Bakırköy... Çok kozmopolit evet, diyebiliriz Bakırköy için. Evet, heterojen bir yapısı vardı ve çok da güzel bir insani ilişkiler vardır orada. Eğitim düzeyi çok yüksektir Bakırköy'ün. Hmm. Sosyoekonomik düzeyi de ortanın biraz üzeri sayılabilir. Ve Bakırköy bir anlamıyla da emeklilik kentidir diyebiliriz. Emeklilerin çok yoğun yaşadığı ilçelerden biridir. Bakırköy aslında insanları birebir muhabbet ettiğinizde
Çok alçak gönüllü, çabucak sizi benimserler ve sizi çok iyi anlarlar, iyi anlaşırsınız. Bakırköy insanları belediyeden öyle çok büyük büyük şeyler beklemiyorlar. Bakırköy insanları çok alçak gönüllü insanlar olduğu için ya sokakların temiz olmasını istiyorlar. Yani kuralların yerinde olmasını istiyorlar. Caddelerin, sokakların temiz olmasını istiyor, yolların güzel olmasını istiyor. Dediğiniz gibi aslında çok fazla da istekleri yok Bakırköylünün. Kesinlikle böyle, kesinlikle böyle. Ya yolda örneğin çarşının içerisine gidin, Bakırköy çarşının içerisine gittiğinizde. Yani belli bir yaş almışsanız, gözle ilgili bir probleminiz var. Yolda yürürken doğru yürüyemezsiniz. Kaldırımın biri yukarıda, biri aşağıda olduğu zaman, ayağınız takılıp düştüğü zaman kolunuz kırılıyor, bacağınız kırılıyor, kalçanız kırılıyor. Bakırköy'lü insanlar bunu istiyorlar. Bakırköy insanı yerel yöneticinin, yani bir belediye başkanının onlarla ilgilenmesini istiyorlar. Yani Bakırköy insanı daha çok sevgiye ihtiyacı var, ilgiye ihtiyacı var, şefkate ihtiyacı var. Yani istiyor ki belediye başkanı her gün görsün, sokakta görsün. İletişim olsun istiyor. İletişim olsun istiyorlar. Bu da en doğal hakları. Yerel yönetimden en doğal hakları. Yani siz sabah yola çıktığınızda, spor yaptığınızda ya da hayatın herhangi bir halinde bir insanla karşılaştığınızda selamlaşmıyor musunuz? Sabahları günaydın demiyor musunuz? Ya da ayrılırken hoşça kalın demiyor musunuz? Bu insani değerlerdir. Evet. Bunları söylemeniz, iletişim, insan iletişimde bunlar vardır. Bunun doğasında bu olması gerekir. Bakırköy insanı fazla bir şey istemiyor. Bunları istiyor. İnsanı değerlere yer verilsin istiyor. Güncel hayatı güzelleşsin istiyor. Zenginleşsin istiyor. Rahatlasın istiyor. Sokağa çıktığı zaman trafik yoğunluğuyla karşılaşsın istemiyor. Yolda yürürken yağmurlu havalarda sokaklarının, caddelerin su ile, sel sularıyla dolmasını istemiyor. Arabaların yollarda alt kalmasını sorunu, istemiyor. Altyapı sorunun çözümünü istiyor. Koku olsun istemiyor. Özellikle çevre, yağmur yağdığı zaman, sel olduğu zaman ciddi anlamda altyapı ile ilgili sıkıntılarımız oluyor hocam. Ama şu anda yok böyle bir altyapı sorunu. Ben hemen anlatayım onu. Evet, eskiden vardı. Yok falan değildi. Özellikle siz de biliyorsunuz ki Bakırköy merkezi sayılan İstanbul Caddesi'nde aman Allah'ım. Bir de Ataköy'ün Rauf Orbay sahile şeyine baktığınızda her iki tarafta hem galerya tarafında hem de konaklar tarafında Rauf Orbay Caddesi'ne çıkışta yağmur yağdığı zaman aman Allah'ım arabalar yollarda kalır, evet, geçemezlerdi. İstanbul Caddesi'nde gitmek mümkün değildi. Ama şimdi hiçbir tane su, sel baskını olmuyor. Neden olmuyor biliyor musunuz? İSKİ'nin, Ekrem İmamoğlu'nun sağ olsun buradan onları... Onlara çok teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İSKİ Genel Müdürü Şafak Bey'e, yine İSKİ Yönetim Kurulu'nda yer alan benim çok kadim dostum, sevdiğim dost, arkadaşım Cerrahpaşa'nın öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Bekir Koca Zeybek ve diğer yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İSKİ'nin Bakırköy'e o kadar yatırımları oldu ki şimdi atık suyla sel suyu birbirinden ayrıldı. Hı hı. Hiçbir şekilde sel baskını olmuyor. Bakınız Bakırköy'ü siz çok iyi bilirsiniz, Ataköy'de Ayamama Deresi. Evet. Birkaç yıl önce ne olmuştu? Denize dönmüştü. Aman Allah'ım, denize dönmüştü. Bizim birinci katlar su basmıştı. Evet. Hatırlayın, garajlar su basmıştı. Su basmıştı. Sadece Ayamama Deresi mi? Hayır. Hemen Tavukçu Deresi var. Onun sol tarafında Zeytinburnu'na doğru çıkmış. Onun dışında da bir var. Koku vardı, çok rahatsız edici. Evet. Hocam, bu üç dere ciddi anlamda ıslah edildi. Ne zaman ıslah edildi? Ekrem İmamoğlu zamanında ıslah edildi. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Söylemeden de geçemeyeceğim. İstanbul'u son 25 yıldır yöneten Ekrem İmamoğlu öncesinden bahsediyorum. Yöneten AK Parti belediyeciliğiydi. Bakırköy'e çok ciddi yatırım yapılmamıştı. Bir çivi dahi çakılmamıştı. Ne zaman Bakırköy'e yatırımlar yapılmaya başlandı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirince, Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Bakırköy'e çok ciddi yatırımlar yapıldı. Özgürlük Meydanı'nı bilirsiniz. Evet hocam, onu söyleyecektim. Kentler meydanlarıyla anılır dünyanın her yerinde. Bizim Bakırköy'de de bir Özgürlük Meydanımız var. Küçük de olsa bir meydanımız var. Ama yıllardır oraya hiç kimse dokunmamıştı. Ama şimdi bir inşaat başladı. Orada yenileme çalışmaları yapılıyor. Evet, hemen onu anlatayım size. Özgürlük Meydanı
1989 yılında yapıldı. Ben o zaman Bakırköy Halk Evi Başkanı'ydım. İstanbul Caddesi'nde Bakırköy Halk Evi. 80'li yıllarında halk evlerini de anlatacağım size. Hı hı. Bakırköy'ün kültür ve sanatın merkezi olduğunu, orada hangi sanatçıların yetiştiğini, Türk sinemasına, Türk edebiyatına, Türk halk edebiyat müziğine, Türk sanat müziğine, rock müziğine ne kadar katkı sunduklarını, evet, bunları da anlatacağım. Bakırköy Halk Evi Başkanı iken o zaman Bakırköy'ün belediye başkanı, Büyük Bakırköy'ün belediye başkanı merhum Yıldırım Aktunay'dı. Çok sevdiğim, çok saydığım değerli büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Özgürlük Meydanı'nı ilk yapan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin belediye başkanı Yıldırım Aktunay oldu. Çok iyi hatırlıyorum. O meydanın, şu anda gördüğünüz o küçük bir meydanın, hı hı, tam uç tarafına doğru da bir kürsü koydular. O kürsüde ne oluyordu biliyor musunuz? O kürsüde halk geliyordu, kendini özgürce ifade edebiliyordu. O dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ilçe başkanı, sevgiyle anıyorum onu, bir büyüğüm, abim, bize önderlik yapmış İbrahim Yener'di. Sık sık da anlatırdı bize o süreçleri, sık sık anlatırdı ve çok iyi bir ilçe başkanıydı. Onun anlatımlarını da ekliyorum, kendi yaşadıklarımı da ekliyorum. Hı hı. Evet, öyle bir meydanımız oldu. Fakat bir çivi dahi çakılmadı çünkü, evet, meydanlar büyük şehrin ukdesi altındadır onun. Hı hı. O nedenle yerel belediye bir şeyler yapabilir mi? Yapabilir ama Büyükşehir Belediyesi'nin izni olmadan onlar da bir çivi çakamazlar. İlk defa Ekrem İmamoğlu sadece Bakırköy Özgürlük Meydanı'na el atmadı. İstanbul'daki bütün meydanlara el attı. Evet. Dediğiniz gibi bir kenti kent yapan meydanlardır. Avrupa'da marka kentler meydanları ile anılırlar. Örneğin Moskova dediğiniz zaman Kızıl Meydan. Evet. Değil mi? Yani Roma dediğiniz zaman işte bir şey, Fransa dediğiniz zaman, Paris dediğiniz zaman biz ya meydanlarla anılan şeyler. İstanbul'un meydanı da iki önemli meydanı var biliyorsunuz. Taksim Meydanı, biri de Sultanahmet Meydanı. Hı. Bakırköy'ünde tek bir meydanı var. Özgürlük, o da Özgürlük Meydanı. O da bize çok yakında büyütülmüş olarak doğudan batıya, batıdan doğa çok büyük bir meydan olarak herhalde Ekrem İmamoğlu tarafından Bakırköylülere hediye edilmiş olacak, yapılmış ve hediye edilmiş olacak. Evet. Hocam dediğimiz gibi yerel seçimlere az kaldı. Görev için hazırlanıyorsunuz siz. Hazırlıklarınız neler oldu? Neler yaptınız bu hazırlık aşamasında? Aday adaylığında yapacağınız çalışma şu, öncelikle bir program, yani Bakırköy'le ilgili çok ciddi bir çalışma yaptım. Ben iki yıldır bu çalışmayı yapıyorum. İdeolojik ve politik bir değerlendirme, bir çalışma, Bakırköy'ün evantelleri, Bakırköy'ün çalışmaları, Bakırköy Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar, Bakırköy Belediyesi'nin 80'li yıllardan bugüne kadar yaptığı çalışmaların hepsinin bir evantelini, istatistiğini çıkarttım. Ona göre bir çalışma yöntemi, yarının belediyesinde belediye başkanı olursam ne yapacaklarımızı öncelikli olarak sıraladık. Bakırköy'ün en önemli sorunu, özellikle yaklaşan deprem sorunu, Bakırköy'ün, İstanbul'un korku rüyası deprem olacak. Evet. Deprem, evet, İstanbul'un, Türkiye gerçeği, İstanbul gerçeği, hele hele Bakırköy'ün çok daha büyük gerçeği. Çünkü niye? Kuzey Anadolu fayının önemli bir şeyi, Naci Görür hocamın anlattığından yola çıkarak söylüyorum. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür söylüyor bunun. Önemli bir şeyi, dalı Marmara'dan geçecek. Ve İki yerden iki defa kırılacağı söyleniliyor. Ve 7-7,5 şiddetinde bir deprem olacağı söyleniliyor. Ve büyük bir yıkım meydana gelecek. Evet. Bu kesin. Bakırköy o kırılmaya 18 kilometre uzaklıkta. 18 kilometre. Bu ne demek? Bakırköy çok etkilenecek çok demektir. Etkilenecek. Bakırköy'de 12 bin tane yapı stoğu var. Yapı var. Bina var. 12 binin 11 bin tanesi betonarme. 1000 tanesi de yığma bina. Hı hı. Ve bu yapıların %85'i 99 depreminden önce yapılanlar. Ya eski binalar. Eski binalar. Yıpranmış binalar. Yorgun binalar. Korozyona uğramış binalar. Demek ki depremde Bakırköy ciddi anlamda hasar görecek. Evet. Bunun 6000'e yakın konut etkilenecek. Bina etkilenecek 6000. Nüfusun da en az %50'si etkilenecek. Bu anlamıyla Naci Görür hocamın dediği gibi
depreme karşı dirençli kentlerin oluşturulmasında biz Bakırköy Belediyesi olursa, belediye başkanı olursam ilk önce buradan başlayacağız. Yani depreme karşı dirençli bir kentin yaratılması. O nedenle kentsel dönüşüm bizim açımızdan son derece önemlidir. Önemli. Ne yapacağız? İşte Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışan bir belediye başkanı olacağımı taahhüt ediyorum. Ayrıca Büyükşehir'in olanaklarını, Ekrem İmamoğlu'nun bize sunacağı o olanakları, Büyükşehir'in çalışmaları içerisinde yer alan Kiptaş'ı da devreye koyarak, vatandaşa ucuz kredi temin ederekten, yurttaşın binalarını kentsel dönüşüme hızla katılmasını, binaların hızla kentsel dönüşüme sokulmasını sağlayacağız. Ancak böyle olacak. Herhalde deprem, en önemli konulardan en önemli, bir tanesi kesin, bu birinci, şu anda. Birinci gündem bu. Gündemimiz çünkü Büyük Marmara depremi. Şimdi depremin hiçbir zaman siyaseti olmaz. Depremin partisi de olmaz. Evet. İnsan ölümleri üzerinden siyaset yapılmaz. Çok kötü bir şeydir. Ölüm üzerinden siyaset yapamazsınız. Ama depreme karşı dirençli kentleri oluştururken, kentsel yenilemeyi yaparken burada üç kurumun uyumlu çalışması lazım. Yerel belediyenin, İstanbul Belediyesi'nin ve merkezi idarenin. Yani merkezi idare maalesef Büyükşehir ve yerel belediye çok soğuk olsa bile biz bu üç kurum arasında çok iyi iletişim kurmak zorundayız. Çünkü yurttaşın lehine kararların alınmasında ve ivedilikle kentsel yenilenmenin yapılması açısından buna mecburuz. Birinci gündem maddemiz bu. Yani depreme karşı dirençli Bakırköy'ün yaratılması. Bunu yapacağız. Onun dışında tabii Bakırköy'ün sorunları var. Hocam peki kimlerle yöneteceksiniz bu hazırlıklarınızı yaparken? Bir kadro da kafanızda var diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi öncelikle bizim yönetim şeklinde ciddi bir değişiklik olacak. Kolektif bir yönetim tarzını ortaya koyacağız. Yerelden yönetim, mahalleden yönetim, mahalle meclisleriyle yönetim. Bunu ağırlıklı olarak gündeme getireceğiz. Klasik belediyecilikte belediye meclisleri var. Benim mahallem benim kararım. Aynen, benim mahallem benim kararım. Klasik belediyecilikte belediye meclisi vardır, belediye bürokrasisi vardır, encümeni vardır, belediye başkanı vardır. Ama bu belediye yönetiminin içerisine siz halkı katarsanız, halkı sadece oy veren bir mekanizma olarak değil, halkı gerçekten yönetimin her kademesine söz hakkı, karar hakkı sahibi yaparsanız halk sorununa sahip çıkmış olur. Mahalleden başlayan bir yönetim anlayışıyla çıkacağız biz. Mahalle muhtarları bu yönetim anlayışının merkezinde olacaklar. Muhtarlarımız olacak. Muhtarların ihtiyar heyetleri olacak. O mahallede sevilen, sayılan kasabıdır, bakkalı, doktoru, öğretmeni, demokratik kitle örgütleri, temsilcileri mahallede öne gelmiş. Bir anlamıyla mahallenin vicdanı kabul edilen, mahallenin tanınan insanları da o yönetim şeması içerisinde olacak. Ve mahalleli neyi istiyorsa biz onu yapacağız. Mahalleli neyi istemiyorsa onu yapmayacağız. Mahalle sokağında bir yenilenme isterse, asfaltlama isterse, taşların değişmesi, kaldırımların yapılması, yaya yollarının yapılması ya da yeşilliğin artırılması, park ve bahçelerin düzenlemesi ne istiyorsa mahalleli, öncelikle gündemimiz olacak. Mahallenin istediği kararları biz belediye meclisinden geçirerek gerçek bir karar olarak uygulayacağız. Ve her mahallede duvarlara mahalle duvar gazetesi yapacağız. Ne kadar o mahalleye harcadık? Hangi yatırımları yaptık? O mahalleli niye bu kararları şeffaf aldı? Şeffaf belediyecilik. Aynen bunu yapacağız. Yani katılımcı belediyecilik zaten özünde bu vardır. Felsefesi de budur, uygulaması da budur. Mahalleliyle şeyleri. Onun dışında üniversitede çok geniş bir ağımız var. Cerrahpaşa ve Çapa'da üniversitelerden, teknik üniversiteden yararlanacağımız o kadar arkadaşlarımız var ki bizim kadromuzun içerisinde hem Cerrahpaşa kadrosunda yer alan öğretim görevlileri var, Çapa'da yer alan öğretim görevlilerimiz var. Teknik üniversitesinde görev alan mimar, mühendis arkadaşlarımız var. Şu anda hazır 21 kişiyle biz kadromuz hazır. Ama biz buna
mahalle meclislerini de ekleyeceğiz. 15 mahallemiz var. Her mahallede 15'er kişilik mahalle meclisleri olacak. Yönetim tarzımızda ciddi bir değişim yapacağız. Kolektif bir yönetim anlayışını getireceğiz. Dediniz ya biraz önce, benim mahallem benim kararım. Mahallenin aldığı kararı, aldığı bütün kararları belediye meclisinde ikna ederekten, müşterek çalışaraktan belediye meclisinden kararlara geçirmiş olacağız. Onun dışında Bakırköy'ün en önemli şeyi, Bakırköy aslında kültürün ve sanatın bir merkezi olması gerekiyor. Evet hocam, onu sormak tabii istiyorum size. Bakırköy'de birçok sanatçı Bakırköy'de yetişmiştir. Bakırköy'den çıkmıştır. Cem Karaca, Tarık Akan, bunlar benim en azından Toto Karaca bildiğim isimler. Bu kadar sanatçının çıktığı bir ilçede belki de sanat faaliyetlerinin bu kadar az olması biraz üzücü oluyor. Kesinlikle katılıyorum. 80'li yıllarda Bakırköy Halk Evi vardı. Ben 1976 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bakırköy Gençlik Kolları'nda çalışıyordum. İlk siyasal hayatıma, siyasi bir partide çalışmaya 1976 yılında Bakırköy Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladım. O yıllarda Bakırköy Halk Evi vardı. Bakırköy Halk Evi'nde o dediğiniz insanlar var ya, biz onları oralarda görüyorduk. Sinemalarda seyrettiğimiz Tarık Akanları, Münir Özkulları, Toto Karacaları, sanat dünyasında Cem Karacaları, Adile Naşit şeyi, biz hep oralarda görüyorduk. Evet. Ahmet Mekin'i hep oralarda görüyorduk. İşte Bakırköy Halk Evi'nden çıkan sanatçılardı bunlar. Bakırköy bir marka bir kentti. Gerçekten bir markaydı. Bakırköy İstanbul'un incisiydi o zaman. Bakırköy Türkiye'nin en gözde kenti İstanbul. İstanbul'un en popüler ilçesi Bakırköy'dü. Ya inanılmaz bir yoğunluk vardı. İnanılmaz bir faaliyetler vardı. Hem siyasi faaliyetlerin merkeziydi, hem kültürel faaliyetlerin merkeziydi. Eski durumuna Bakırköy'ü mutlaka gelecek, mutlaka getireceğiz. Bakınız, evet, orada biraz önce çünkü dediğiniz gibi aslında Bakırköy'de yaşayan gençler kültürel ve sosyal etkinlikler anlamında Bakırköy'ü tercih etmiyor. Başka ilçelere gidiyor. Kadıköy'e gidiyor. Belki işte karşıda Bağdat Caddesi'ne gidiyor, Kadıköy'e gidiyor. Çünkü Bakırköy'de pek de kültürel anlamda aradığını bulamıyor olabilir. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Projeleriniz neler? Yani kültür sanata çok ağırlık vereceğiz. Çünkü Bakırköy bizim şunu söylüyoruz ama bu söz de kalmamalı. Yani kültür ve sanatın başkenti İstanbul. Doğru. Yani. İstanbul. Ama İstanbul'dan daha büyük bir metropolümüz yok. İstanbul'u çok seviyoruz ve İstanbul'u Ekrem İmamoğlu diye bir karizmatik, sevilen bir belediye başkanımız yönetiyor. Yalnız Bakırköy İstanbul'un içerisinde biraz şovence davranacağım. Ben şahsen Bakırköy'de İstanbul'un ilçeleri içerisinde en gözde bir kent olacak. Şimdi Bakırköy'de Basat diye bir dernek var. Sanatçıların oluşturmuş evet. olduğu bir dernek. Şimdi onu örneğin bir yıl önce merkezi yönetim Basat'ı yerlerinden, yurtlarından etti. Şimdi o insanlar, kültür ve sanat faaliyetini yapan insanlar yine Bakırköy Belediyesi bünyesi içerisinde İsmirtohane'de çalışmalarını yapıyorlar. Yani ağırlık kültür ve sanatla ilgili hangi kurumlar varsa ki biz Bakırköy'de Basat var, Bakırköy'lü sanatçıları bir araya toplayan bir yapı. Onları rehber kabul edeceğiz ve onların önderliğinde şey yapacağız. Ayrıca kendi bünyemizde Bakırköy Belediyesi'nin bünyesinde, yönetim kademesinde başkan yardımcılıklarımızdan bir tanesi kültür ve sanattan sorumlu başkan yardımcısı olacak. Onu biz tayin etmeyeceğiz. Kültür ve sanatla uğraşan Bakırköy'deki kurumları bir araya getireceğiz. Onlar bize bu konuda öneride bulunacak. Ayrıca Bakırköy bir anlamıyla spor merkezi. 17 tane spor kulübümüz var Bakırköy'ün. Örneğin Bakırköy Spor Kulübü. Çok da genç bir başkanı var. Onu da buradan selamlıyorum. Çok da iyi işler yapıyorlar. Bakırköy Spor Kulübü bir tarihte birinci ligde oynamış bir takımdı. Bakırköy Spor Kulübü. Böyle başarıları olan bir kulübümüz var. Ve örneğin Ali Gültiken yine Bakırköy'deki bir yüce spordan çıkma, yüce spor diye bir spor kulübümüz var.
oradan çıkan bir bizim sporcumuzdur. Bakırköy ne kadar kültür ve sanat insanı yetiştirmişse inanın o oranda da sporcu yetiştirmiş bir Bakırköy'dür. Bakırköy'de spor camiasına hepsini bir araya getireceğiz. Onlara önem vereceğiz. Onların dağılan yerlerinin, yurtların ellerinden alınan onları tekrardan onlara kazandıracağız. Örneğin Bakırköy Spor Vakfı'nı yeniden harekete geçireceğiz. Eski konumuna getireceğiz. Bakırköy Spor Kulübü'nü yukarılara taşıyacağız. Yüce Spor Kulübü gibi İstiklal Spor var orada. Örneğin İstiklal Spor diye bir spor var. Spor kulübümüz var. İstiklal Spor Kulübü'nü gittim ziyaret ettim. Başkanıyla da tanıştım. Buradan başkanını da selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle, hürmetle de onu buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok ilginç bir hikayesi var. Kısaca hemen hikayesini anlatayım. 1925 yıllarında, o yıllarda kuruluyor. Adı Bakırköy Spor Kulübü. Adını, eski adını taşıyor. Bakırköy'ün eski adını taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk aslında Bakırköylüdür, Florya'lı. Çok önemli. Bakırköy'ü çok sever. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bakırköy'ü, Florya'sı onun hayatında çok önemlidir. Onun için Bakırköy bize Mustafa Kemal Atatürk'ten yadigar bir ilçedir. Bu şeyleri kabul ediyor. İstiklal Spor Kulübü'nü kabul ediyor. Bakırköy Spor Kulübü. Niye adınız Bakırköy diyor. İşte efendim şöyle, hayır diyor. Bundan sonra sizin adınız, sizin adınız İstiklal Spor'dur diyor. Ve 1925 yılında tabelasını kaldırıyorlar. Bakırköy Spor Kulübü yerine İstiklal Spor Kulübü yapıyor. Yani yönetim kademimizde başkan yardımcılarımızdan bir tanesi de spordan sorumlu bir belediye başkan yardımcımız olacak. Bakırköy Spor Kulübü'nü çok önemsiyoruz. Bakırköy Spor Vakfı'nı çok önemsiyoruz. Bakırköy'deki 17 tane cüzide spor kulüplerini çok önemsiyoruz. Sporun şey olacak, önem vereceğimiz yani, şeylerden biri. Yani gelecek dönemde Bakırköy'de spor etkinlikleri, sosyal ve kültürel etkinlikler daha fazla olacak diyebiliriz. Evet, Bakırköy'e en önemli şeyimiz şu olacak. Hayvan severlere buradan bir müjde vermek istiyorum. Evet, onu soracaktım hocam. Yani en merak ettiğimiz, ben bir kadın olarak kadınlar, çocuklar, dezavantajlı vatandaşlar ve sokak hayvanları için nasıl projeleriniz evet, var? Evet, Bakırköy'de butik bir hayvan hastanesi açacağız. Belki belediye bünyesi içerisinde çok farklı ve özel ilklerden biri olacak mutlaka. Çok önemsiyoruz. Hayvan hastanesi. Hayvan hastanesinde her türlü tedavi yapılacak. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik. Onların ortopedik ameliyatları, cerrahi ameliyatları. Bununla ilgili veteriner fakültesinden arkadaşlarımız var. Kadromuzun içerisinde, doçent kadrosunda arkadaşlarımız var. Hayvan hastanesinde onlar olacak. Veteriner hekim arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik. Onların çok kötü koşullarda yaşamasını önleyen, daha iyi koşullarda yaşamasını önleyen bir çalışma içine gireceğiz. Çünkü ben hep eskiden beri söylerim. Biz insanız. Haklarımızla insanız. Hayvan da haklarıyla hayvandır. O nedenle onlar gerçekten bizim paydaşlarımız. Bakınız, insanın olduğu yerde hayvanları görebilirsiniz. Kedi, köpek dediğiniz o sokak hayvanları, minik dostlarımızı. İnsan nerede varsa onlar orada olurlar. İnsanın olmadığı yerde bunlar zaten olmazlar. Bir de sahipli hayvanlar var. Sahipli insanlar. Onlara da hizmet edeceğiz. Ama ağırlıklı sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız olacak. Fakat biz burada veteriner hekimleri asla mağdur etmeyeceğiz. Bakırköy'deki veteriner hekim meslektaşlarıma da buradan selam gönderiyorum. Onlarla özel bir protokol yapacağız. Çünkü hayatlarını oradan idame ettiriyorlar. Onlarla yapacağımız protokol da şu olacak. Kardeşim, sana vatandaş bir sokak hayvanını, örnek veriyorum, bir kanadı kırılmış bir martı. Siz gördünüz, Ataköy'de yaşıyorsunuz. Kanadı kırılmış bir martıyı buldunuz. Hayvan hastanesine koşarak getiremiyorsunuz. Tamam, acili sonuçta onun da, o da bir can. Onun da aciliyeti var, değil mi? Hemen yanı başınızda bir veteriner hekim varsa ona götürüyorsunuz. Tedavilerini yaptırıyorsunuz. Asla bir şey ödemiyorsunuz. Veteriner hekim arkadaşımız yaptığımız protokol gereği hiç sizden para bir şey almıyor. Hayvanın bütün şeyini yapıyor. Tedavilerini yapıyor ve hayvan hastanesine naklediyor. Ondan sonra da biz onun faturasını ödüyoruz. Başka bir şey daha.
yurttaşın sağlığa erişiminde kolaylık sağlayacağız. 3 ayrı bölgede, Bakırköy'ü 3'e böleceğiz. 3 ayrı bölgede belediye sağlık evleri oluşturacağız. Belediye polikliniği olacak bu. Orada ne olacak? Dahiliye uzmanları olacak. Çocuk hastalıkları uzmanı olacak. Hemşireler olacak. 24 saat hizmet gören ambulansımız olacak. 3 tane ambulansımız olacak 24 saat. Çünkü evde tedavi edeceğiniz ya da polikliniğe getireceğiniz, nakil yapacağınız hastaları kendi polikliniğinizde, kendi bünyenizde bunları tedavi edeceksiniz. Ama edemediğinizde hemen üniversite hastanesine ya da yanı başınızda Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne, oralara da nakil olayını sağlamış olacağız. Yani 3 ayrı bölgede 3 ayrı semt polikliniği kuracağız. Bakırköy'ün diğer bir sorunu ise, örneğin Ataköy'de siz yaşıyorsunuz ve marketten gidip alışveriş yapıyorsunuz. Hem çok ciddi bir meblağ ödüyorsunuz çok markete gittiğiniz zaman. Tüketiciden üreticiye direkt gelen ve aracı kullanmadan taze meyve sebzeyi biz Bakırköy'de oluşturacağımız 3 ayrı bölgede çadır marketler ve mahalleli insanlara kuracağımız kooperatiflerle, kooperatiflere üyesi yapacağız o mahalleli insanları. Daha ucuz alışveriş yapacaklar ve daha taze meyve gibi onları almış olacaklar. Yani çadır, bunların yerlerini tespit ettik. Ben Ataköy'de söylüyorum isterseniz size. Nerede hocam? Ataköy'ün 5. kısmında cadde kenarında orada yeri de tespit ettik. Çok da güzel oraya bir çadır market olacak. Büyükçe bir çadır market olacak. Ama her gün olmayacak. O belli günler falan olacak. Bakırköy Belediye Başkanı tarafından örneğin adliyenin orada büyük bir pazar oluşturuldu. Güzel de bir pazar. Ama şimdi Ataköy'deki insanların oraya gitmesi, Yeşilköy'deki, örneğin Şenlikköy'deki, örneğin Basınköy'deki. Oradaki insanların ulaşımı evet, çok ulaşımı zor. Evet, orada bir pazar ihtiyacı, çarşamba günleri kurulan bir pazar var. Çadır büyük bir pazar var falan da. Ama o bölgeye hitap ediyor. Ama Ataköy'den siz nasıl gideceksiniz? Evet. Ya da Bakırköy'den, Zuhurat Baba'dan nasıl gireceksiniz? Şeyden Kartaltepe'den nasıl gireceksiniz? Gevizlik Mahallesi var. Oralardan nasıl gireceksiniz? Bir, onların rahat gitmesi için saat uygun saatlerde otobüsler kaldıracağız. Ama yetmiyor. Biz Ataköy'de de, Yeşilköy'de de böyle çadır marketler, çadır pazarlar oluşturacağız. Bunu yapmak zorundayız. Evet, günümüz dünyasında İstanbul gibi bir metropolde sokakların arasında korulan mahalle pazarları doğru değil. Düşünün, sokağın içerisinde mahalle pazar kuruluyor ama orada 3. katta, 4. katta bir insan sağlık, örneğin kalp krizi geçiriyor. Ambulansı sokamıyorsun. Olmuyor. Ya ana caddelerde kurulan pazarlar bu büyük metropolde ulaşım, trafik sorunlarının yaşadığı bir kentte modern bir kent görüntüsünü vermiyor. Çirkin bir görüntü veriyor ve gerçekten insanları canından bezdiriyor. Ona anlamıyla böyle küçük lokalize, küçük minik pazarlar, çarşı, market şeklinde onları oluşturacağız. Önemli projelerimizden bir tanesi de hocam, bu. Üç önemli projeniz de vardı. Deprem, sel baskınları, taşkınlarla ilgili projeler vardı. Dilerseniz bunlardan da biraz bahsedelim. Şimdi şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra Bakırköy'e çok güzel yatırımlar yapıldı. Ben 1980'den beri bütün belediye başkanlarını tanıyorum. 4 dönem Anavatan Partisi Bakırköy'ü yönetti. 1 dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti yönetti. Ve 4 dönemde Cumhuriyet Halk Partisi yönetti, yönetmeye de devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi yönetecek. Bakırköy'ün şöyle bir dünyası var. Siz sanıyorsunuz ki Bakırköy, işte Bakırköy Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi ya da Solun Kalesi. Böyle bir olay yok. Bakırköy'de insanlar özgür yaşamayı çok seviyorlar. Bakırköy bir anlamıyla İzmir halkına o kadar benziyor ki. Yani sizi soruyorum. Siz özgür yaşamak istiyorsunuz. Yani spora çıkıyorsunuz, şortunuzu giyiniyorsunuz, koşu yapıyorsunuz. Gidin. Benzetmeyi böyle yapmak doğru değil de. Bağcılar'da aynı şeyi yapın bakayım yapamazsınız. Aynı giyimle Bağcılar'a gidin yapamazsınız. Çünkü niye? Bakırköy'deki insan giyimine, kuşamına dışarıdan müdahale edilsin istemiyor. Yemesine, içmesine, gezmesine müdahale edilsin istemiyor. Ya Bakırköy insanı diyor ki kardeşim benim hayatıma dokunma diyor. Ben ne yapacaksam onu yaparım diyor. Yani
türban da takarım diyor. Bilmem, şort da giy. Seni ilgilendirmez diyor. Doğru, hiç kimseyi ilgilendirmez bu. Hayatıma karışma diyor. Bakırköy'ün insanı böyle. Böyle olduğu için 4 dönem Anavatan Partisi yönetmiş değil mi? 4 dönem Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiş. Belki önümüzdeki sözüm ki ben bunu umuyorum, Cumhuriyet Halk Partisi yönetecek. İnşallah böyle olacak. AK Parti'nin Bakırköy adayı şu anda çıktı, dolaşıyor. Güçlü bir profil, evet. Ali Talip Özdemir eski bakan. Şimdi Bakırköy'ün insanı diyor ki kardeşim bana dışarıdan bir aday getirme diyor. Bıktım usandım artık diyor, tamam mı? Yıllardan beri dışarıdan insanlar geliyor Bakırköy'ü yönetiyor. Hayır diyor, beni diyor. Bakırköy'de yaşıyor. Bakırköy'ü bilen birisi bilen, yönetsin. Bilen, tanıyan, neden diyor. Biri yönetsin diyor. Ali Talip Özdemir Konya'dan geliyorsun, tamam İstanbul'a gelmiş yaşamıyor ama şu anda İstanbul'da değilsin ki. Bilmiyorum, belki İstanbul'dadın ama Bakırköy'le alakası yok. Tamam. Saygın bir insandı. Asla. Evet, dediğiniz gibi aslında Bakırköy'lü Bakırköy'ün dinamiklerini bilen bir başkan tarafından yönetilmek istiyor. Bir de şimdi Ali Talip Bey yollarda yürüyecek. Bana yetişemez ki, ben koşuyorum. Cidden koşuyorum ben yani. Ali evet, Talip Bey bana koşabilir mi? Sizi. Siz sabahları ya, erken kalkıp spora çıkıyorsunuz. 6.30'da çıkıyorum. Evet, koşu falan yapıyorum. İstanbul maratonu oluyor ya. Her yıl katılıyorum ben o maratonlara. Ya iyi ki maraton icat etmişler. Her yıl katıyorum ve derece falan da alıyorum, biliyor musunuz? Harikasınız hocam. Sonuna geliyoruz programımızın ama son olarak da Bakırköy'deki atık yönetimiyle ilgili projeleriniz neler? Şimdi şöyle anlatayım. Bu tabii yolda siz yürüyorsunuz. Özellikle Bakırköy'ün içerisine gelin, böyle çarşı içerisine. Çünkü Bakırköy'ün merkezi biraz daha eskidir. Hı hı. Çok eski. Yani Bakırköy orasıdır aslında. Yeşilköy'de eskidir vesaire. Ama şöyle bir olay. Sokakta yürüyorsunuz. Kaldırımlar, yollar çok düzenli değil. Siz de bunu görüyorsunuz. Evet. Örneğin çocuklu arabasıyla, çocuk arabasıyla bir anne çocuğunu doğru dürüst trotuarda götüremiyor, yolda götüremiyor. Yol yok yani. Yayanın gideceği yol yok. Bu anlamıyla oraların yenilenmesi lazım. Yayanın, insanın geçişlerine uygun hale getirilmesi lazım. Bunu yapacağız bir kere. Öncelikle sokakları ve caddeleri daha güncel hayatın içinde daha kullanılır bir hale falan getireceğiz. Ama yolda giderken görüyor, kocaman önünüzde çöp şeyini görüyorsunuz. O çöp konteynerleri var, konteynerleri. Onların hepsini yer altına alacağız. Asla hem estetik olarak rahatsız ediyor hem de koku olarak rahatsız ediyor. Bakınız Ataköy Ayamama'da biyolojik arıtma var. Biyolojik arıtma yaptılar. Evet. Yani Bakırköy'ün kalbine hançer soktular. Allah aşkına biyolojik arıtma tabii ki bir ihtiyaçtır. Oraya mı yapmak gerekiyordu? Yani insanların yaşadığı bir alan. Yani Bakırköy'ü cezalandır da bu kadar cezalandırma. Yani kör göze çomak sokmak gibi. Oraya getirdiler, biyolojik arıtma yaptılar. Biz Ataköy Konaklarında oturuyorum. Ben bir toplantı yaptım sitedeki insanlar. Kokudan inanılmaz rahatsızlık. En çok kokudan geliyor, müthiş tabii. Müthiş bir koku vardı. Özellikle lodos olduğu zaman koku hep oralara geliyor. Ataköy'ün müthiş derece. Ataköy'ün 4 tane mahallesi var. Müthiş bir nüfus yoğunluğu da var. Siz de bunu biliyorsunuz. Evet. Koku. Bunun üzerine ben sağ olsun Ekrem Bey'i aradık. Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. İlk zamanlarıydı. Geldi. Ataköy'e geldi, konaklara geldi. Konaklarda çok büyük bir toplantı yapıldı. İSKİ Genel Müdürü ile birlikte geldiler. Hı hı. Bakınız, o gün Ekrem İmamoğlu'nun şunu söyledi bize. Dedi ki, evet bir ihtiyaçtır biyolojik artma, yapılması gerekir. Ya ama kardeşim ya, bunu buraya yapmanın anlamı ne? Ben olsaydım, icraatın başında olsaydım, bunu buraya değil, başka yere yapardım. Sen niye Ataköy'ün, insanların yaşadığı alanın içerisinde biyolojik arıtmayı yapıyorsun ya. O koku ondan dolayı. Ama şu anda eski oranla koku giderek azaldı. Çünkü Ayamama Yaşam Vadisi hayata girdi. Evet. Müthiş bir ağaçlandırma oldu. Müthiş bir yeşillendirme oldu orada. Siz de onu görüyorsunuz. Evet. Çok işte orada baritualer. Geçenlerde bir şey hatırlatacağım size. Fil Damı var Bakırköy'de. Evet. Osmaniye'de Fil Damı. Fil Damı 5. 6. yüzyılda Bizanslar tarafından yapılmış bir alan ve Fil Damı adı üzerinde ya, filleri falan filan orada ahır gibi kullanıyorlar ediyorlar Bizanslar zamanında. Osmanlılar döneminde de orduların
fillerin, atların olduğu alan olarak orası kullanılıyor. Burası o kadar güzel bir yer ki, ya tarihi bir yer, tarihi bir yer. Evet. Ve Ayasofya Camisi kadar tarihi eski. Biz geçenlerde gittik orada, bir basın açıklaması yaptık. Şimdi orayı bir ihaleyle bir siyasal partinin milletvekiline veriyorlar. Bir üniversiteye tahsis edilmiş oluyor. Tarihi değer veremezsiniz, vermemeniz lazım. Neden veriyorsunuz siz onu? Bakınız, devletin bir kurumu veriyor orayı. Devletin bir kurumu bir siyasal partinin bir mensubuna üniversitesi için tahsis edilmiş oluyor. Bakınız, merkezi idarenin yönetimindeki bir kurum. Aynı şey, benzer bir karşılaştırma yapacağım size. Baruthane var. Nerede? Ataköy'deki Millet Bahçesi'nin içerisinde Baruthane. Baruthane de 1750'li yıllarda Tanzimat döneminde yapılmış, Osmanlı'dan bize kalmış bir tarihi ve kültürel bir yer. Ora nasıldı biliyor musunuz? Ben orayı yıllardan beri takip ediyorum. Ya ne olacak, ne olacak, ne olacak diye. Tinerciler oralarda çok atıl olurdu. Bir alanda orası. Atıl İnsanlar alan. Oradan geçmeye korkuyordu. Tabii tinerciler olurdu. Çok değişik. Çöplük gibiydi yani. Resmen bir çöplük gibiydi. Ve orası restore edildi Ekrem İmamoğlu tarafından. İçinde kütüphane var. Bakırköy kütüphane var. Harika bir şeye... Şimdi bakın, iki yönetim anlayışı. Bir tanesi devleti yöneten bir kurum. Devlet merkezi idarenin yönetiminde olan bir kurum var. Biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Biri halka onu destek ediyor. Diyor ki bunun gerçek sahibi Bakırköylülerdir diyor, Ataköylülerdir diyor. Buyurun kullanım sizindir diyor. Evet. Diğeri de ise ne yapıyor? Onu özel şahsiyete tahsis etmiş oluyor. Bunu da buradan ayrıca belirtelim. Erdeki farkı şimdi, söylüyoruz hocam. Son sözü biz İstanbul'u birlikte yöneteceğiz. Bakırköylü insanlarla birlikte yöneteceğiz. Bakırköylülerle birlikte yöneteceğiz. Bakırköy'den aldığımızı Bakırköy'e vereceğiz. Beni ben yapan Bakırköy'dür. Bakırköy'e bir karşı bir sorumluluğum vardır. Gönül borcum vardır. Bu nedenle Bakırköy benim hayatımda çok önemlidir. Ailemi ilk kurduğum bir, yuvamı ilk kurduğum yerdir Bakırköy. Öğrenime ilk adım attığım bir yerdir. Lise ve üniversite hayatıma ilk adım attığım bir yerdir. Siyasete merhaba dediğim, adım attığım bir yerdir. Bakırköy benim hayatımda son derece önemlidir. Ve gerçekten buradan bir kez daha teşekkür etmekten geçemiyorum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde İSKİ'ye buradan bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün güzel bir makale vardı. O makaleyi de İSKİ Yönetim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Bekir Kocazeybek yazmıştı. O kadar güzel özetlemiş ki İSKİ'nin ilkleri diye, İSKİ'nin Bakırköy'e yaptığı ilkleri diye depremle ilgili bir bölüm açmış. Salgın hastalıklarla ilgili bir bölüm açmış. Afetlerde taşkın ve sele karşı yapılan projeleri falan anlatmış. Güzel bir yazıydı. Buradan ben bizi seyreden yurttaşlarıma sesleniyorum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Bakırköy ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde İSKİ'nin Bakırköy'e yaptığı ilkler başlığı altında güzel bir makale var. Onları okumasını herkesin talep ediyorum. Evet, ben Bakırköylüyüm. Bakırköy'ü çok seviyorum. Bakırköylü insanlarla birlikte yöneteceğim. 24 saat kesinlikle Bakırköy'e hizmet edeceğim. Eşim bana kızıyor ama hiç kızmasın, kusura bakmasın. Bakırköy'ün sokaklarında bisikletle gezeceğim. Kesinlikle yanıma koruma almayacağım. Kesinlikle makam aracı kullanmayacağım. Kimden korkacağım ki? Yani her şeyim açıkta halkla olan bir insanım. Halkla dokunan bir başkan olacağım. Halkını seven, Bakırköy'ünü seven, insanlarını seven, onlarla beraber yönetimi yapan bir insan olacağım. Böyle bir belediye başkanı olmak istiyorum. Adımdan bahsettiren bir belediye başkanı olmak istiyorum. Bakırköy'ü gerçek kimliğine, gerçek yerine getirmek için ben ve benle beraber çalışan ekibim, Bakırköy'lü insanlarım, onlarla birlikte kolektif bir yönetim anlayışıyla Bakırköy'ü hak ettiği bir yere getireceğiz.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Gündem Özel programının sonuna geldik. Bakırköy Belediyesi Belediye Başkan Aday Adayı Dişhekimi Hüseyin Özkahraman'la birlikteydik. Tekrar görüşmek üzere.